Merhaba YouTube kanalımızın değerli takipçileri. Şimdi sizlerle İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Deniz Demirhan ile Meteoroloji Mühendisi Nuray Koken'in meteoroloji ve kuraklık hakkındaki söyleşisini paylaşıyorum. İyi seyirler. Nuray Hanım merhaba. Merhabalar. Bugün çok değerli meslektaşımız 1969 mezunu Nuray Koken ile beraberiz. Çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Bize meslek hayatından bahsedecek Nuray Hanım şimdi. Nuray Hanım siz 69 yılında mezun olduktan sonra hemen hidroloji alanında çalışmaya başladınız. Çok şanslısınız aslında bu noktada çünkü hemen mezun olur olmaz bir meslek sahibi oldunuz. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çalışmamanızın özel bir sebebi var mıydı? Şöyle özel bir sebebi yok. Aslında Meteoroloji Genel Müdürlüğü o yıllarda bizden mezun olan kişilere kapılarını kapatmış durumdaydı. O genel müdürün izlediği politika yüzünden olsa gerek bilemiyorum. Zaten onun mücadelesi o da kurulduktan sonra da süre geldi. Nurlar içinde Yasin Hüseyin abi sağ ol, sen bu konuda çok mücadele vermiştin zaten. Evet yani aslında biz bu durumda çok şanslıyız. Hem meslek odamız arkamızda hem de Meteoroloji Genel Müdürümüz bizim her zaman arkamızda ve çok sayıda şu anda meteoroloji mühendisi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çalışmakta. Evet. Peki siz nasıl başladınız mesleğe? İlk hidroloji alanında devlet su işlerinde başladınız. Devlet su işlerinde başladım. Hangi alanda başladınız? Ben 69'da mezun olduktan sonra hemen devlet su işleri Ankara'da genel müdürlük değil de 5. bölgede hemen göreve başlama fırsatı bulabilmiştim başvuru sonucunda. O vakitler KPSS diye bir şey de yoktu zaten. O yönden avantajlı durumdaydık. Biz mezun olan kişi istediği iş ortamında varsa istihdam politikaları müsaitse girebilme şansına sahipti. Dolayısıyla hiç beklemeden ben Ankara'da 5. bölgede hidroloji servisinde, hidroloji baş mühendisi servisinde göreve başladım. Hangi birimdeydiniz o zaman? Ne alanda çalışmıştınız orada? Etüt plan planlama şubesinde, hidroloji şube müdürlüğünde görev yaptım. Şube müdürümüz de Yaşar Harun Kutu idi o yıllarda. Peki unutamadığınız bir projeniz ya da ya bu proje çok iyi oldu yaptık dediğiniz bir proje var mı acaba? Şimdi şöyle o yıllarda göletlerle proje hidroloji çalışmalarında göletlerle ilgili çalışmalarımız oldu ama şu anda isimleri anımsamam biraz zor aradan. Çok fazla proje var diyorsunuz. Hepsini birden nasıl hatırlayayım? Hepsi çok yani, değerli çünkü. Güzel çalışmalarımız olmuştu o yıllar içerisinde. Keyifle çalışmıştım zaten. Orada ben 69'a girip 72'de yurt dışı hidroloji Padova'daki hidroloji kursuna katılmıştım. Döndükten sonra da devlet su işlerinden ayrılıp o günkü adıyla Türkiye Elektrik Kurumu olan kurumda göreve başlamıştım. Türkiye Elektrik Kurumu'ndaki çalışmalarımda hidrolik santrallerde planlama su açısından planlama konusunda bir çalışmalarımız oldu. Yani evet. O dönemde tabii şimdi mesela çok kurak bir dönem geçiriyoruz. Aslında uzun zamandır bu kuraklık vardı. Biz yeni yeni farkına vardık. Çünkü suyumuz gerçekten de artık bize yetmeyecek hale geldi. Ve bunu düşünür olmaya başladık. Peki o dönemlerde bunun sinyali var mıydı acaba? Kuraklıkla ilgili ya bu geliyor gerçekten dediğiniz bir an oldu mu? Ya şöyle onu ben hiç anımsamıyorum. Farkında değildik veyahut da dillendirilemiyordu bilemiyorum. Çok sinsi o yüzden farkına varılmıyor. Yani kuraklık böyle evet. Yavaş yavaş geliyor arkadan. O yüzden belki de fark edilmedi tabii. Fakat günümüzde çok büyük bir sorun halinde şu anda dünya bu küresel değişim nedeniyle de iklimsel değişim büyük bir geleceğe yönelik felaketin müjdecisi gibi söyleyebilirim. Peki sizce bizi nasıl bir gelecek bekliyor bu hidrolojik açıdan suyla ilgili olarak nasıl bir kıtlığın içine girebiliriz? 2053 yılına doğru dünya genelinde büyük bir su sorunuyla karşılaşacağı gündemde. O nedenle mümkün mertebe kaynaklarımızı optimum biçimde kullanmak zorundayız. Yani şu anda olan suyu yarın olmayacak düşüncesiyle
çok ihtiyatlı biçimde ele almamız gerekiyor. Yapabileceğimiz yani konulardan biri. İklimsel değişim zaten bunun daha çok körükleyen durumda. Mevsimler farkındaysanız iki mevsime dönüşen hale geldi şu anda. Doğru dürüst kış görmedik gibi bu sene baharla kış birbirine girmiş vaziyette. Üç gün kar yağınca ay ne kadar kar özlemiştik o hale geldi ki Ankara'da kar diz boyu olabiliyordu 60-70'li yılların başında. Dolayısıyla bu değişimden ötürü bizim suya gereken önemi vermemiz ve bunu son derece iyi bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Hepimize düşen ana görev bu bence. Peki şehirlerde acaba neye dikkat etmek gerekli? Çünkü biz yağmur suyumuzu da kullanamıyoruz. Ve evlerde de yine aynı şekilde içme suyumuzu temizlik amaçlı kullanıyoruz. Ne yapmak lazım? Yani böyle basit verebileceğiniz öneriler var mı bizleri izleyenler için? Şimdi şöyle, bir kere doğayı katlederek, ağaçları, ormanları yok ederek hidrolojik çevrimi ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yağış akış mekanizması doğayla ilişkili olarak ele alınması gereken bir konu. Eğer sen doğayı katledersen dolayısıyla yağan yağışı da ister istemez yok etmiş oluyorsun yahut da gelmesini engellemiş oluyorsun. Dolayısıyla şu koşullarda doğayı tahrip etmememiz, doğaya acıma yani doğa size siz doğaya acımazsanız doğa size acır diye bir laf vardır. O yerinde bir gerçek görüştür zaten. O nedenle şu anda bizim yağmur sularını depolamam. İstanbul Belediyesi bu konuda bir çalışma yapacağını dile getirdi ki çok yerinde bir görüş o. Yağan yağmurun depolanması yönünde bir çalışma yapılacağı şeklindeydi bu görüş. En azından bu tür faaliyetleri geliştirmek şart. Ne kadar güzel söylediniz. Hidrolojik çevrimin dengesini bozuyoruz aslında. Tabii çok ki. Önemli bir nokta bu söylediğiniz gerçekten de. Peki. Her taraf betonlaşıyor. Ağaç yerine betonlar çıkıyor. Dolayısıyla buharlaşmayla kaybolan ondan sonra geri dönmesi gereken yağış ortadan kaldırılıyor maalesef. Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz. Aydınlattınız bizi. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Sağ olun. Sizin gibi gençlere çok ihtiyacı var. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler.